Diğer taraftan bugün Denizli Belediye Meclisi'nde toplantı salonunda Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri de birçok gösteri yaptı. Gösteriler arasında şiirler vardı, dans gösterileri vardı ve türküler vardı. Ve tüm bu gösteriler Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan başta olmak üzere herkesin beğenisini kazandı. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde ilk olarak Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Almila Korkmaz konuşma yaptı. Korkmaz, Denizli Belediyesi'nin kendilerine ve çocuklara verilen destek için teşekkür etti. Güle, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa bağlayacak sesiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Korkmaz'ın konuşmasının ardından Denizli Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu'nun söylediği birbirinden güzel türkülere Başkan Osman Zolan da eşlik etti. Türkü şöleninin ardından Yunus Emre Kayser, Dünya Çocuk Bayramı şiirini seslendirdi. 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu dünyada ülke sayısı çoktu. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Atatürk İlkokulu öğrencisi Seray Naz Atlıhan, Atatürk'e kendisinin yazdığı Sevgili Atam adlı mektubu okudu. Keşke yaşasaydınız diyorum. Ama siz yine de kalbimizde yaşıyorsunuz. Yaptığınız yenilikler için size çok teşekkür ediyorum. İlk önce sizi ailemden öğrendim, sonra da öğretmenimden öğrendim. Biz çocuklara armağan ettiğiniz 23 Nisan Kumsal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla, sevinçle ve gururla kutluyoruz. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan'dan sonra göreve gelen yeni Belediye Başkanı Eylül Demir, Denizli için yapacaklarını ve ileriye dönük planlarını anlattı. Aslında Denizli Belediyesi sağlamıştır. Denizli'mizde bizlerin birbirinden güzel parklarda oynamamızı, çocukluğumuzu doyasıya yaşamamızı, bilgi evleriyle, sporsal faaliyetlerle gelişmemizi, bizlere temiz bir havada solunum almamızı, temiz bir su içmemizi, temiz bir şehirde yaşamamızı sağlayan, yolumuzu, evimizi, suyumuzu, kaldırımımızı, daha birçok hizmeti bize ulaştıran kişinin Denizli Belediye Başkanı olduğunu duyduğunda yüreğimde kocaman bir coşku oluştu. Denizli Belediyesi Çocuk Jimnastik Topluluğu ve Capoeira grubu birbirinden ilginç hareketler sergiledi. Ayrıca Çocuk Meclisi'nin kurulduğu günden bu yana yapmış olduğu faaliyetler kısa film olarak vizyona geldi. Yeah.